Arkadaşlar, Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle önümde duran bu güzel örtümüzü çalışacağız. Örtümüzü çaydanlık örtüsü olarak tasarladık ve ona uygun bir şekilde ölçüde çalıştık. 7 tane motiften oluşmakta, yani 7 tane parça gerekmekte bu örtümüze ulaşabilmek için. Her bir parçamız birbirinin birebir aynısı. Ortada kahverengimi kullandım. Artışlarımı yaparak şöyle yuvarlağımı büyüttüm. Daha sonra açık renkteki sarımı kullandım. 7 sıra açık sarımı ördüm. Daha sonra ton koyulu olarak koyu sarımızı 2 sıra ördük. Son olarak yeşil rengimizde de 2 sıra yine artışlarımızı yaparak her bir motifimizi tamamladık ve sonrasında birbirine birleştirerek şu şekilde, bakınız, birleştirmeyi de sizlerle birlikte anlatarak yapacağız. Beraber çalışacağız inşallah. Son olarak da orta kısmına bir tane çiçek çalıştık. Çünkü orası boş kalacaktı. Çiçeğimizi de diktikten sonra örtümüz kullanıma hazır hale gelecek. Örgüye yeni başlayanlar bile çok rahatlıkla yapabilirler. Sık iğne kullanmadım ben. Başını dolayıp tek seferde çektiğimiz yarım trabzanımız ya da bir tekli trabzan dediğimiz trabzanımızla ördük. Ve birazcık daha şöyle kalın uçlu tığ kullandım ki yumuşak olsun. Çok semsert olup örtümüz, yani çaydanlığımızın üzerinde dik durmasın. Daha dökümlü, daha hoş durması için birazcık yumuşak örmeye gayret ettim. Evet, bütün bu açıklamalarımızı yaptıktan sonra hemen bu örgümüze başlayalım. Modellerimizi, yani motiflerimizi birer birer örelim. Ama öncesinde sizlerden minik bir ricam olacak. Kanalıma abone değilseniz abone olarak beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok mutlu edersiniz. Evet, kolay gelsin. Hemen başlayalım. Bir tane zincir çekerek düğümümü atıyorum ve bunu zincirimden saymıyorum. Bu düğümüm. Üzerine başlıyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. 3 zincirimizin birinci, şöyle başını doluyorum tığımı. Birincisine bakınız. Birincisine giriyorum ve tek seferde başını dolamış olduğum ilmeğimi şöyle tek seferde çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Bunu 1 diye sayıyoruz. Tığımın başını doladım. Aynı yuvaya girdim ve tek seferde çekiyorum. 2 doluyorum. Aynı yere giriyorum. Tek seferde çekiyorum. 3 doluyorum. Aynı yere girdim. 4 doladım. Aynı yere girdim. 5 doladım ve son 6. kez aynı yere batarak tek seferde çektim ve minik bir yuvarlak oluşturacağım. Şimdi yuvarlağımı oluşturmak için zincirle, bakınız, bir defa doladığımız yer vardı. Buraya giriyorum. Şöyle bakın, tığımı diğer tarafa geçiriyorum. İpimi alıyorum ve burayı kapatıyorum. Kapatır kapatmaz bir tane zincirimi çekiyorum. Burada 6 tane trabzanımız var. Tek seferde çektiğimiz yarım trabzanımız. Şimdi buradaki 6 trabzanımızın hepsini 2'şer defa örerek 12 tane trabzana ulaştıracağız. Ama yine bir defa başını dolayıp tek seferde çekmekle başlıyoruz. Tığımın başını doluyorum. Aynı yere giriyorum. Çektim. Tığımın başını doluyorum. Aynı dibine batıyorum. 2 defa aynı yere battım. Burası 2 oldu, bakınız. Bir sonrakine girdim. Aynı yere batıyorum. Tekrar 2. kez, bakınız, battım. Çekiyorum. Sıradakine batıyorum. Ve tekrar tığımın başını dolayarak aynı yere 2. kez giriyorum. Şimdi dikkat ettiyseniz hep 2'şer 2'şer girdik. Birinciye, ikinciye, üçüncüye, hepsini 2'şer 2'şer ördüm. Sona kadar bu işlemimi yapacağım. Şimdi giriyorum. Aynı yer, bakınız. Artışımızı yapmaktayız. Doluyorum. Tekrar aynı minik yuvanın içerisine giriyorum. İlerliyorum. Evet. Her bir yuva içerisine 2'şer 2'şer örerek sona kadar geldim. Ve başlangıçtaki bir zincir çekmiş olduğumuz yerin hemen dibine şu şekilde tığımın ucunu girdiriyorum. İpimi alıp ilmeğimin içerisinden geçiriyorum ve yuvarlağımı bu şekilde kapatıyorum. Burada şu anda 12 tane yarım trabzanımız var. Kapadıktan sonra hemen bir tane zincirimi çekiyorum. Bu sıramızda bir tek bir çift olarak artışımızı gerçekleştireceğiz. Hepsinde tığımızın başını dolayıp hemen dibine batıyorum. Yani bütün yuvarlağımız bitene kadar hep aynı işlem. Başını dolayıp tek seferde çekiyoruz. Bunu tek olarak ördüm. Hemen yanındakini çift olarak örüyorum. Ördüm. Aynı yere bir daha battım. İki defa ikinci kez girdim. Bir sonrakini tek giriyorum. Tek seferde. Tığımın başını doluyorum. Sıradakine giriyorum. Bakınız buraya değil öndekine giriyorum. Ve burayı iki defa örüyorum. Buraya bir defa daha batıyorum. Bir tek bir çift olarak yuvarlağımızı oluşturacağız. Sıradakini tek örüyorum. Bir sonraki çift. Aynı yere giriyorum. Çift. Ve sıradaki tek. Bir sonraki çift. Giriyorum. Ve aynı yere bakınız bir daha giriyorum. Bir sonrakini örüyorum. Tek. Bir sonraki çift. Bir tek bir çift sıramızı tamamlayalım. Son çift olarak bitiriyorum. İlmeğimi kaydırıyorum ve bir tane zincirimi çekip ipimi buradan kesiyorum. Ve ne yaptığımıza hemen bakalım. 6 tane bir defa başını dolayıp ördüm. İkinci sırada hepsini çift ördüm. 2 2 2 2 toplam 12 oldu. Üçüncü sırada ise bir tek bir çift, bir tek bir çift ördüm. 3 sırada orta göbeğimizi tamamladım. Şöyle görmenizi istiyorum. Bakınız. Birinci sıramız, ikinci sıramız, 3 sırada tamamladık. Şimdi sarı rengimize başlıyoruz. Bitirmiş olduğum göbek kısmını alıyorum. Ve ipimi kestiğim yerden değil, biraz daha ileriden, yani şöyle önden batıyorum. Herhangi bir yere bakınız. Bir tanesine giriyorum. İpimi şöyle sol tarafa yatırıyorum. Buraya sabitliyorum. Tığımın başını dolayarak aynı yere giriyorum ve bunu 1 diye sayıyorum. Bu sıramızda 2 tane tek, 1 tane çift öreceğiz. Bu 1. Doluyorum. Bu ikinci tek. Sıradakini çift öreceğim. İpimi de şöyle gizliyorum bakınız. 1. Aynı yere giriyorum. 2. 2 tek, 1 çift. Tekrar 1, 2. Sıradaki çift olacak. 1, 2. Tekrar 2 tane tek, 1 ve 2. İpimi de gizliyorum. 2 tek, 1 çift olarak başlangıç yerimize kadar gelelim. Evet, sıramızın sonuna kadar geldim. 2 tek bir çift, 2 tek bir çift ördüm ve sıramın sonundayım. Şurada bir tane batmıştık, hemen yanına da bir defa batarak girmiştik. Yani bunu tek olarak saymıştık. İçinden geçiyorum ve bir tane zincir. Tığımı başını dolayarak aynı yere batıyorum. 1. Yanındakine batıyorum. 2. Bu sıramızda da yine 2 tek bir çift olarak örelim. 2 tane teki, 3. çift. Aynı bakınız artışımız. Doluyorum. Bir tek, yanındaki 2 tek, 3. çift örüyorum. 2 tek, 3. çift, 1, 2 tek, 3. çift, 1, aynı yere batıyorum. 2. Tekrar bir tek, 2 tek, 3. çift, 1, aynı yere 2. Bakınız 2 tek 3. çift. Şöyle görmenizi istiyorum. Bakın bu çiftimiz 2 tane tekimiz, bir çiftimiz, 2 tek bir çift olarak sona kadar ilerleyelim. Evet, 2 tane tek 3. çift olarak ördüm ve bundan sonraki sıramızda 3 tane tek 4. çift olarak öreceğiz ve her artış sırasını 2 defa turlayacağız. bu şekilde yuvarlaklarımızı yaparak büyüteceğiz istediğimiz büyüklük olana kadar. Ama ellerimiz farklı olduğu için eğer şöyle toparlanacak gibi olursa aralıklarla daha fazla artışımızı yapabilirsiniz. Eğer çok karanfilleşecek gibi olursa daha seyrek aralıklarla artışlarımızı yapabilirsiniz. Yani daha az artış karanfilleşmeyi engelleyecek. Daha sık artış ise şöyle büzülmesini engelleyecek, toparlanmasını. Şimdi sıranın sonuna kadar geldim. Bakınız bir tane zincir çektiğim yere geldim. İlmeğimi kaydırıyorum. Tekrar bir tane zincir çekerek buraya dibine hemen batıyorum. Bu tek, bir tek, iki tek, üç tek. Bu sıramızda üç tek, dördüncüyü çift olarak öreceğiz. Bu ve bundan sonraki sıramızda. Aynı yere bir daha batıyorum. Üç tek, bir çift. Devam ediyorum. Bir tek, iki tek, üç tek, dördüncü çift. Tekrar bir tek, iki tek, üç tek, dördüncü çift. Evet sevgili arkadaşlar, bu sıramızda 3 tane tek, 4. çift ördüm. Bundan sonraki sıramızda da yine aynı geçişimizi yapıp bu şekilde öreceğiz. Biraz önceki hatırlattığım gibi eğer şöyle kasacak gibi olursa, şöyle toparlayacak gibi olursa artışlarımızı daha sık aralıklarla yapabilirsiniz. Ama ben bunu göstermek için yaptım. Tabii böyle bir şey yok. Ya da çok fazla artış gibi oldu, karanfilleşecek. O zaman daha az artış yapalım. Yani daha sık değil de mesela 3 ise 5 yapalım. Yani kendimiz bu dengeyi çok rahat bir şekilde kurabiliriz. Şimdi 3 tek, 4. çift örelim. Evet, dilimlerimizi ben birer birer örerek tamamladım. Sizinle de görmüş olduğunuz gibi açık sarımı ördüm. Üzerine tamamlamış oldum. O dilimde göstermek istiyorum. 2 sıra birazcık daha rengi koyu olan sarımı ve sonrasında yine 2 sırada yeşilimi örerek bitireceğim. Şöyle bakınız, hazırlıklarımı epeyce bir tamamlayıp kolaylaştırdım. Şimdi sarı rengimizle örmeye devam edelim. Şimdi göreceğimiz gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra ördüm. 7 sıra açık renkli sarımı ördükten sonra daha tonu koyu olan sarımı örüyorum. Ve yuvarlağımızı oluşturmak için her sırada düzenli artışlarımızı yapıyoruz. Gerekli gördüğümüz yerde daha sık, gerekli gördüğümüz yerde eğer şu şekilde toparlanırsa daha sık, şöyle iyice kıvrılır gibi olursa birazcık daha artırmaları azaltacağımızı hatırlatmıştım. Yeniden hatırlatmak istiyorum. Evet, şimdi bakınız. 2 düz, yani 2 tek, 1 çift, 2 tek, 1 çift artırdım. Şu şekilde yapabiliriz. 2 tek, 3 tek, 4 tek, 5 tek, 6 tek, 7 tek, 8 tek. Şimdiki öreceğimizde de 9 tek, her sırada tek sayısını artarak ilerleyelim. Daha büyük yapacaksak 10 tek, 11, 12, 13, 14, 15 tek örüp sonrasında çift örerek tamamlayabiliriz. Şimdi isterseniz ikisini aynı sayıda da artış yapabilirsiniz. Buradaki elimizin sıkı veya da gevşek oluşuna göre 2 sıra 2 tek, 2 sıra 3 tek, 2 sıra 4 tek, daha sonra 5, 6, 7 diye de ayarlayabilirsiniz. Tamamen bu kıvrıma göre. Ama herhangi bir aksilik yok. Her şey çok güzel devam ediyorsa 2 tek, 1 çift, 3 tek, 1 çift, 4 tek, 1 çift, 5 tek, 1 çift, 6 tek, 1 çift, 7 tek, 1 çift, 8 tek, 1 çift, 9 tek, 1 çift. Şimdi ben 9 tek, 1 çiftle örgümü devam ettirmek istiyorum. Ve herhangi bir yerden başlıyorum. Bakınız, ipimi kırdığım yerden değil, herhangi bir yerden. Buraya sabitliyorum ve ipimi sol tarafa yatırıyorum ve bir tane zincir çekiyorum. Bunu saymıyoruz çünkü. Yanına batacağımı 1 diye sayıyorum. 1. Yanına batıyorum. Bakın başka 2. Bunlar tek. 3. 4. 5. 6. Bakın ipimi de gizlemekteyim. 7. 8. Ve 9 tane tekimi ördüm. Şimdiki öreceğim yeri bakın 10.'yu çift örüyorum. 9 tek, 10. çift ve devam ediyorum tekrar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 tane tekimizi ördüm. Şuradan itibaren bakınız 2, 4, 6, 8, 9 Ve sıradaki 10.'yu aynı yere bir daha batarak çift örüyorum. Hepsini de başını dolayarak örüyorum. Bu sıramızı tamamlayalım. Sıramızı tamamladık ve yeni sıramıza geçmek için hazırız. En son bakınız ördüm. Şurada bir tane zincir, bir tane de başını dolayıp tek çektiğim yer vardı. Bu araya giriyorum. Her zaman yaptığımız gibi şu şekilde ilmeğimi geçiriyorum. Yine bir tane zincirimi çekip aynı yere giriyorum. Ve sonrasında burada da 10 tane tek 11.'yi çift örelim ve ikinci sıramızı tamamlayalım. Sıramızın sonuna kadar örerek geldim. Bakın koyduğumuz zaman bu şekilde düzgün olacak. Şimdi en son birleştirmesini yapalım. Şuradan bir zincirimizle dolgumuzun arasına yine girelim. İpimi geçiriyorum. Bir tane zincirimi de çektikten sonra keserek tamamlıyorum ve kenar çerçevemizi yapmak için yeşil rengimize başlayabiliriz. Yeşil rengimizde yine artışlarımıza devam edeceğiz. Elimizdeki örgümüzün görünümüne göre yapalım. Evet, şimdi batıyorum. Bir tane zincir çekiyorum ve tığımın başını dolayarak aynı yere giriyorum ve bunu bir olarak sayıyorum. 1, 2, 3. Burada çok artış yapmayacağız. 4, sadece kıvrılmayacak kadar. Sondan bir önceki sıramız burası. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12. Eğer kıvrılma oluyorsa 12 tane yapıp bir tane artış yapabiliriz. Ama benimki gayet güzel ilerlediği için 15 tane öreceğim. 13, 14, 15 ve bir tane artışımı yapıyorum. Bakınız 15 ördüm, 16'yı çift ördüm ve bu şekilde 15-16 tane örüp bir tane çift örelim. Sıramızı tamamlayalım. Üzerini de aynı şekilde örelim. İsterseniz artışlar yeterliyse dümdüz hepsi her birine birer tane batarak da örebilirsiniz. Evet, şimdi bu sıramızı bitirelim. Diğer sıramızda görüşelim. Sıramızın yine sonuna geldim ve artışlarımızı yaptım. Yuvarlak olduğu için artışlarımızı ihmal etmememiz gerekmekte. Şimdi sıramızı yeniden bitiriyoruz şu şekilde. Zincir çektiğim yerin arasına giriyorum. İpimi kaydırıyorum. Bir tane zincir çekerek yine bu noktaya giriyorum. Bir tane ördüm. İkinciyi, üçüncü sırasıyla örüyorum. 20 tane trabzan örelim. Bir tane artış yapalım. Bu artık son sıramız. Herhangi bir kıvrılma olmayacaktır. 20 ördükten sonra 21'i çift örüp tamamlayalım. Şu ana kadar saymadan ilerledim. Yeterli olacaktır. Ama eğer toparlıyorsa dediğim gibi lütfen onu kendiniz ayarlayın. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20. 20'yi 2 defa örelim. Eğer kıvrılacaksa dediğim gibi 15 tane örüp 16.'yı çift olarak örebiliriz. Şimdi bu şekilde örüp sona kadar gelelim. İkinci sıramızın da sonuna kadar geldik. Yine aynı şekilde bitirmemizi de yapalım. Zincirimizi çektiğimiz yerin arasına giriyorum. Bir tane de zincir çekip düğümü attıktan sonra ipimi kesiyorum ve arka tarafa gizliyorum ve bu şekilde bütün dilimlerimizi hazırladık. Şimdi birlikte birleştirme işlemine geçebiliriz. 7 parçamı tamamladım. Şimdi dikmeye hazırız. Şu şekilde üzerlerine yerleştirerek de gelebilirsiniz. Ama o şekilde kafam karışacak derseniz şöyle bakınız, ben ayarladım dikmek için. Büküp yan yana tutup her ikisini de eşit bir şekilde bakınız şu şekilde hem açık sarılarımızı hem koyu sarılarımızı yeşilimizi ayarlayıp şu kısmı da kapalı olacak şekilde tamamladıktan sonra şuradan şu tepe kısmından aşağıya kadar şuraya kadar dikelim. Sarı renkli ipimi şöyle iğneme geçirdim ve arkasına bir tane de şöyle düğümümü atıyorum ve dikmeye başlıyorum. Dilerseniz şöyle ayraçlardan ya da iğnelerden de istifade edebilirsiniz. Şöyle tutuyorum. Birbirini eşitledim. Bakın şu şekilde eşitleyince işareti takabilirsiniz. Nereden başlamanız gerekiyorsa. Ben şuradan başlayıp buradan aşağıya doğru dikerek geliyorum. Aynı şekilde bütün parçalarımı birbirlerine ekleye dikme işlemimi tamamlıyorum. Bu düz yüzden dikiyorum. Şu şekilde büküleceği için bu dış kısma kalacak ve şöyle bakın şurası altta kalacak. Evet şöyle bakın şu kısım. Hemen başlıyorum buradan. Aşağıya kadar ilerleyelim. Şöyle düğümümün görünmesini istemiyorum. Evet şimdi ben kamera altında dikmekte zorlanıyorum. Diktikten sonra parçaları birbirine ekleyerek devam edelim ve tamamlayalım. Bir tanesini ben dikerek tamamladım. İkincisine bakınız en tepe noktasına bir tane ayraç taktım. Sonuna bir ayraç taktım. Şu şekilde ayarladım. Buradan dikeceğim. Sonra diğerini de yine aynı şekilde şöyle bükerek ayarlayacağım. Şöyle bakınız. Her ikisini en uygun şekilde getirerek tepeden birleştirip aşağıya doğru açıyoruz. Hem koyu sarımız hem açık sarımız burada görünecek üst kısımda. Onu şöyle ayarlıyorum. Yani bu tamamen el becerisiyle olacak ayarlamalarımızla yapacağımız bir çalışma. Şu şekilde ayarlayıp yine tepesine bir tane ben ayracımı takıyorum. Aşağıya da bir tane ayracımı takıyorum. Bu ayraçlar dışında kalmıyorum. Tabi isterseniz bu arayı önce teyleyip sonra da dikebilirsiniz. Sonra birer birer bütün parçalarımızı ayarlayıp dikişini de güzelce yapalım ve tamamlayalım. Evet ben bütün motiflerimi birbirine birleştirdim. Şu şekilde tamamlandı. Gördünüz mü? Çok çok şık oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Evet şimdi ortasındaki göbek kısmı için çiçeğimizi çalışalım. O boşluğumuzu da dolduralım. Sonra kullanıma hazır hale gelsin örtümüz. Örtümüzün tam ortasına bir tane çiçek çalışması yapmak istiyorum. Bunun için de şöyle bir tane zincirimi çekip düğümümü yaptım. Üzerine 6 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Birinci zincir içerisine girerek kapatıyorum. Bir tane yuvarlak halka yapıyorum. Üzerine 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum ve bunu birinci trabzan olarak kabul ediyorum. Bu da dahil olacak şekilde toplam 15 tane trabzanımı bu yuva içerisine örüyorum. Bu 1. İpimizi sol tarafa yatıralım. İkili trabzanlar şeklinde örüyorum. 2 oldu. Başını doluyorum. Giriyorum. 1 ve 2. Doluyorum. 1, 2. 2 defa her birisine girerek toplamda 15 tane trabzanımı örüyorum. Beş tane trabzanımı ördüm. Şimdi halkamızdaki trabzanımızı birleştirelim. 15. ile birinciyi birleştiriyorum. Tepe noktasına batıyorum. Arasından geçiyorum. 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Bir trabzan atlayıp ikinci trabzanıma batıyorum. 1, 2 tane zincirimi çekip örgümün arkasını çeviriyorum. Buradaki zincirim de dahil toplamda 9 tane trabzanımı örüyorum ikili olarak. Şimdi 2 oldu zincirimizi de arkaya çevirdim bakınız. 3 4 5 6 7 8 ve son olarak 9. trabzanımı da ördüm. Arkasını çevirmiştik. Bakınız şurası arkası. Arkasından ördüm. Şimdi arkayı çeviriyorum. Arkayı çevirdikten sonra atlamış olduğumuz ortada bir tane trabzanımız vardı. Bakınız bu bir tane atlamıştık. Şöyle görmenizi istiyorum. Arada tam bir atlayıp diğerine batmıştık. Şuradaki trabzanımızın sağından girip solundan çıkıyorum. Ve buraya sabitleniyorum. Şöyle. Şu şekilde sabitlendim. ve 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3. 3 tane zincirimi çektikten sonra bir tane trabzanımı atlıyorum. Sıradaki bakınız batmadığım bir trabzan atlayıp diğerine batıyorum. 3 tane zincir çek dedim. Bir tane trabzan atlayıp diğerine battım. 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Bir tane trabzanımı atlıyorum. İkinci trabzanıma batıyorum. Bakınız bir atladım. İkinciye gelerek batıyorum ve buraya sabitleniyorum. Hemen üzerine 2 tane zincirimi çekiyorum. Tekrar arkasını çeviriyorum ve bu zincirimin içerisine buradaki 2 zincirim de dahil 9 tane trabzanımı örüyorum. Şimdi 2 oldu. 3, biraz önceki yaptığımız gibi 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 9 tane trabzanımı buraya ördüm. 9. trabzanım sonrası arkasını çeviriyorum. Aşağıda bir tane atlamıştım bakınız. Tam ortasına gelecek yerde şöyle yandan sağdan girip solundan çıkıyorum. 1, 2, 3 tane zincirimizi çekiyorum. Bir trabzan atlayıp ikinci trabzanıma gelerek batıyorum. Ve 2 tane zincirimi çekiyorum. Örgümün arkasını çeviriyorum. Ve yine 9 tane olacak şekilde trabzanımı örüyorum. Ve bu işlemlerimi tekrar ederek çiçeğimi tamamlıyorum. Hep aynı işlemimizi yapıyoruz. Hiçbir farklı işlem yapmıyoruz. 2, 4, 5. Son kez bunu beraber yapalım. 6, 7, 8 ve 9. 9.'yu ördükten sonra arkasını çeviriyorum. Alttaki bir atladığımı sağından girip solundan çıkıyorum ve buradan 1, 2, 3 tane zincirimi çekip bir trabzan atlayıp ikinci trabzanıma batıyorum. Üzerine 2 zincir çekip tekrar çeviriyorum. Bu zincirimizle birlikte 9 trabzan olana kadar örüyoruz ve işlemlerimizi tekrar ederek ilerliyoruz. Bütün dilimlerimi örerek geldim. En son başlangıç yerimizin hemen dibine gelerek batıyorum. Bir tane zincirimi çektikten sonra ipimi buradan kırarak çiçeğimi tamamlıyorum. Evet arkadaşlar, yeşil rengimle örmüştüm ama o çok içime sinmedi. Sarı renkle daha güzel duracağı kanaatine vardım. Ve aynı şekilde aynı işlemlerimi yaparak sarı rengimle bir tane çiçeğimi ördüm ve orta boşluğa bunu yerleştirelim. Evet, orta boşluğa şöyle yerleştirelim. Arkasından da güzelce dikeceğim. Sanki bu daha güzel, daha açtı, daha bir hava kattı gibi geldi. Yeşil çok içime sinmemişti, ördüm ama yine de sarıyla da denemek istedim. Sarım daha hoş durduğu için sarımı dikmeyi tercih ettim. Evet, bu şekilde orta göbeğinde kapadıktan sonra örtümüz tamamen kullanıma hazır hale geldi. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir. Çok çok kolay bir çalışma gördüğünüz gibi. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın.